Peki arkadaşlar, devam ediyoruz. İnşallah sıkılmadınız. Şimdi biraz önce bahsettiğim 3 metot çok kaba, aşırı hata payı olan ölçüm yöntemleri. Şimdi bahsedeceklerim ise çok daha hassas yöntemler. Ama bunların da bazı sıkıntıları var. Onları da anlatacağım size. Şimdi devam edelim. Sıradaki şu tarafa geçeyim. Su altına batırma yöntemi. Arşimet yazdım. Arşimet yine çıktı karşımıza. En son ne zaman görmüştük? Ortaokulda falan okumuştuk Arşimet'i. Şimdi bu metoddaki felsefe şu. Size arkadaşlar bir havuza batırıyorlar veya bir su dolu bir tanka batırıyorlar. Bunu şöyle düşünün. Bir kap düşünün, ağzına kadar su dolu. Bunun içine siz bir şey atıyorsunuz. Ne oluyor? Su taşıyor. Sizi aynen bu şekilde suya batırıyorlar ve taşan su miktarını ölçüyorlar. Ve diyorlar ki ha, bu kadar su taşmışsa bu adamın hacmine eşit olması lazım. O zaman bu adamın veya bu kadının hacmi şu kadar. Yani hacmi hesaplıyorlar. Tamam mı? Peki. Sizin kütlenizi de hesaplayabilirler. Neden? İşte ağırlığınızı biliyorlar. Yer çekimi belli. Oradan kütleye ulaşıyorlar. O zaman diyorlar ki kütle bölü hacim yoğunluksa biz bu adamın yoğunluğunu hesaplayabiliriz. Peki, sizin yoğunluğunuzu buldular. Şimdi bunu şöyle kıyaslıyorlar. Yağ dokusunun yoğunluğu belli. Şuraya yazdım onu. Ezberlememize gerek yok. Ya işte yağ dokusunun yoğunluğu belli. Yağ dışı dokunun yoğunluğu belli. Adamın toplam yoğunluğu da belli. İşte buradan belli varsayımlarla hesaplamalar yapıyorlar ve diyorlar ki adamın yağ kütlesi şu olmalı, yağ dışı kütlesi veya lean mass'i şu kadar olmalı diyorlar. Bu oldukça hassas sonuçlar verebiliyor. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam %3, %2, %3'e yakın hatta daha da hassas doğru sonuçlar veriyor. Fakat bazı problemler var burada. En büyük problem şu, bir, bunu yaptırabileceğiniz pek fazla bir yer yok. Yani üniversitelerde vardır, bazı üniversitelerde, belki bazı hastanelerde vardır. Bunları hemen bugün gideyim yağını ölçtüreyim diye yaptıramıyorsunuz. Ha, bulduğunuz zaman bu yeri de bunların masrafı çok fazla. Çünkü işte 10 tane, 5 tane, 10 tane adam çalışıyor. İşte birisi suyu dolduruyor, birisi bilmem neyi hesaplıyor falan filan. Kolay işler değil bunlar. Pratik değil. Yani gidip hemen ucuza hesaplatabileceğiniz bir şey değil. Peki. Ha, bu arada bir de sizden kaynaklanan bazı sorunlar da olabiliyor. Mesela size suya batıracakları zaman belki su çok soğuk, korkuyorsunuz. Ve sizi suya batırdıkları zaman, madem ayrıntıya gireyim biraz daha. Şimdi sizi suya batırdıkları zaman bütün nefesinizi vermiş olmanız gerekiyor ki o içinizdeki oksijen de fazladan su taşırmasın. Ne kadar hassas ölçüm yapmak istiyorsanız o kadar hassas davranmanız lazım. Ve bütün nefesinizi verdiğiniz anda bu ekibin sizin ölçümünüzü yapması lazım. Yani daha öncesinde yaparsa yine farklı bir sonuç çıkabiliyor. Yani dediğim gibi bu bayağı zahmetli, bayağı uğraştırabilen bir yöntem. O yüzden çok pratik değil. Peki, şuraya geçeyim. Bir sonraki yöntem hava yer değiştirme metodu. Bu da yukarıdakinin felsefesine dayanıyor. Yaptığı şey ne kadar suya yer değiştiriyorsunuz diye bakmıyorlar da ne kadar havaya yer değiştirtiyorsunuz diye bakıyorlar. İşte sizi belli bir şeyin içine sokuyorlar, izole bir şeyin içine. Hacminizi hesaplıyorlar, yine benzer yöntemlerle yoğunluğunuza ulaşıp işte yağ dokusu, yağ dışı doku nedir diye hesaplıyorlar. Problem 3 aşağı 5 yukarı yine diğeriyle aynı. Nedir? Her yerde yaptıramıyorsunuz, her zaman yaptıramıyorsunuz. Sonuç olarak benzer sonuçlar veriyor. Su yöntemi, suya batırma ile hava yer değiştirme metodu. Doğrulukları 3 aşağı 5 yukarı aynı ama pratik değil. Peki, şimdi indirekt metodlar arasında şu ana kadar saydıklarımızın en hassası ve hatta referans noktası alınan ölçüm, işte referans noktası demek bu doğru kabul ediliyor. Direkt kesip ölçemediğimiz için indirekt yöntemler arasında baz alınan, şimdi anlatacağım yöntem, bu referans noktası oluyor ve diğerleri bununla kıyaslanıyor. Acaba ne kadar doğru, hata payı nedir diye. Peki, bu yöntemde 4 noktalı ölçüm. Aslında bu başlı başına bir yöntem değil. Yani bu biraz önce saydıklarımızdan tamamen alakasız bir şey değil. Tahmin edeceğiniz gibi onlardan, yani o yöntemlerden alınan elementleri içeren bir yöntem. Öncelikle hassas olması için vücut su oranındaki oynamaların bu ölçüyü değiştirmesini engellemek için vücut su oranınızı ölçüyorlar. Ya da D2O oranınızı. H2O değil, D2O. İşte bunda da bir yöntem var. Deterium diyeyim, incelme oranı. İşte size belli bir hidrojeni fazla ağırlaştırılmış olan bir sıvı içiriliyor. Belli bir süre veriliyor. Ondan sonra bu sıvı dışarı çıkmaya başladığı zaman nefesle, idrarla her neyse ölçüyorlar. Sizin vücut su oranınızı gayet hassas bir şekilde hesaplayabiliyorlar. Şimdi bir, bunu hesapladılar. Vücut su oranınızı biliyorlar. Bir. İki,
Vücut kütlesi, bu daha daha da kolay diğerlerine göre hesaplanması. Kütlemizi biliyorlar. 3, vücut hacmi, bunu su altına batırarak veya hava yer değiştirerek hesaplıyorlar. En hassası olduğu için o şekilde buluyorlar. 4, kemik yoğunluğu. Yani bir önceki bölümde anlattığım DXA ya da DEXA denen yöntemle kemik yoğunluğunuzu da hesaplıyorlar. Bütün bu girdiler göz önüne alındığı zaman su, kemik, hacim, kütle çok daha hassas, neredeyse direkt ölçüme yakın sonuçlar elde edebiliyorlar. Fakat tahmin edeceğiniz gibi bunları yaptırmak zor, şunu yaptırmak daha da zor. Çünkü hem röntgen makinesi olacak, hem su veya hava yer değiştirme olacak. Çok daha sofistike, çok daha zor ve nadiren yapılan bir işlem. Masrafını da zaten tahmin edebilirsiniz. Nerede yapılır? Çok nadir, işte spor araştırmaları yapılan, herhalde en kolay bulabileceğiniz yer spor araştırmaları yapılan üniversitelerin bazıları olabilir. Yani bazı tam teşekküllü hastanelerin bazıları olabilir. Böyle yerlerde yapılan ölçümler bunlar. Arkadaşlar sizinle bu noktada iki araştırma daha paylaşacağım. Şimdi dedik ya, dört noktalı ölçüm referans noktasıdır ya da bizim doğruluğunu, en doğru olduğunu kabul ettiğimiz metottur diye. Şu çalışmada ve bu çalışmada da diğer metodların, diğer indirekt ölçüm metodlarının dört noktalı ölçümle nasıl kıyaslandığını, işte ne kadar hassas, ne kadar değil, ne kadar doğru değil diye değerlendirmişler. Ve sonuçlarda da genel olarak, yani gruba bakıldığı zaman, insanların toplamına bakıldığı zaman bu metodların grup açısından düzgün, fena olmayan sonuçlar verdiğini gözlemlemişler. Arkadaşlar, şu ana kadar bahsetmediğim, hiçbir kitapta da belki de göremeyeceğiniz çok daha hassas bir yöntem var yağ oranını ölçmede. Genç çift olarak bunu açıklayacağım şimdi. Dediğim gibi bu yöntem %100 hassasiyet içeriyor. Yani direkt kesip bakarak yağ oranını ölçmek kadar hassas bir yöntem. Çok ucuz, hatta bedava bir yöntem bu. 3, pratik bir yöntem. Hemen her yerde değil ama neredeyse her yerde ölçebileceğiniz, ölçtürebileceğiniz bir metot. Ve dediğim gibi yanılsama payı da 0. Şimdi bunu açıklıyoruz size. Zaten Genç ve Fit'i ilk gününden beri takip ediyorsanız bunun ipuçlarını biz zaman zaman verdik. Şimdi fark edeceksiniz. Peki arkadaşlar, bu yöntem nedir? Son yöntem, açıklıyorum. Buraya büyük harflerle yazayım. 4 harfli bir şey çünkü bu. Ondan sonra da açıklayacağım bunun ne olduğunu. Evet arkadaşlar, bu yöntem dediğim gibi asla yanılmayan, ispatı çok kolay, her an her yerde uygulayabileceğiniz bir yöntem. Şimdi arkadaşlar bakın, ben okuyorum zaman zaman orada burada veya duyuyorum. Diyor ki işte arkadaşlar, işte 9 kilo verdim, bunun 7 kilo, işte 750 gramı yağdan gitti. Ama geriye kalan 1,750'si işte kastan kayboldu. Acaba bunu almam ne kadar zaman sürer? Veya başka birisi diyor ki, ya senin vücudun iyi ama %11,5 kadar yağ kitlen var. Bence onu sen %9'a çek. Şimdi arkadaşlar, bu ölçümleri sabaha kadar tartışırım ben sizinle. Nereden çıktığını, nasıl hesapladığını. Ve biraz önce bahsettiğim gibi bunları ölçmenin zorluğunu anladığınız için bu ölçümlerin de ne kadar anlamsız ve doğru olmadığını 3 aşağı 5 yukarı siz de tahmin edebilirsiniz. Önemli olan yapmanız gereken iki tane şey var. Bunu hep söylüyoruz. Önemli olan kriterlerden biri sağlık verilerinizin düzgün olması. İşte kan testinizi yaptırın. Şudur budur. Kolesterol falan filan ölçtürün. Bunlar okey. Düzenli antrenman yapan kişinin ikinci elde etmek istediği şeyler nedir? İyi bir görünüş. Tabii ki buna düşük yağ oranında dahil. İşte iyi bir görünüşün ölçüsü budur arkadaşlar. Siz o aynaya baktığınız zaman sizin aklınızda kendinizle ilgili bir görüntü var. Aynaya baktığınız zaman eğer o görüntüyle eşleşiyorsa siz istediğiniz noktaya vardınız demektir. Dışarıdan biri gelip size dese ki %11 veya %7,5 yağ oranın var, bu hiçbir şey değiştirmez. Çünkü sizin ispatlamaya çalıştığınız şey veya ulaşmaya çalıştığınız şey kendi ideal görünüşünüz. O yüzden ne bunun biri başka biri tarafından bakarak ölçülmesi mümkün, ne de herhangi bir cihazla ölçüp de size doğru olduğunu ispatlanması mümkün. O yüzden bütün bu şöyle söyleyeyim size, yağ oranını bir numaraya veya kas kütlenizi bir numaraya endekslemekten veya bağlamaya çalışmaktan kaçının. Bırakın artık bir kenara, bir kenara bunu. Görünüşünüzden memnun musunuz? Hayır, değilim. Neden? İşte omuzlarım geniş değil yeterince veya atıyorum kollarımı daha büyütmek istiyorum. Yani ne bileyim, belimin etrafında yağlar var, bunları eritmek istiyorum. Bunları yapmanız, bunlarla ilişkili yapmanız gereken şeyleri zaten biz anlattık.
sitemizde de okuyabilirsiniz. Diğer forumlarda da görebilirsiniz. Zaten de biliyorsunuz. Antrenmanlarınızı buna göre düzenleyin. Beslenmenizi buna göre düzenleyin. İstediğiniz görünüme ulaşana kadar da çalışın. Yağ oranını ölçmek, kas kitlesinin kaybını ölçmek. Bunlar inanılmaz zor şeyler, inanılmaz masraflı. Onları yapsanız bile doğru olduğuna %100 emin olamayacağınız şeyler. Bu yüzden bunları bence bizce kovalamayı bırakın ve kendi olabileceğinizin en iyisi olmaya çalışın. Bizce amaç bu olursa eğer hezimete de uğramazsınız ve sürekli oraya buraya oradan buradan duyduklarınızda kendi yaptığınızı değiştirmeye de çalışmazsınız. Herkese iyi sporlar.